Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum herkese. Evet sevgili dostlar, dolar-TL konusunda veya genel anlamda Türkiye piyasaları konusunda son derece nadir görülebilecek olan günleri hatta saatleri yaşamaktayız. Birkaç gün önce Cuma günü itibariyle 5.80'lere fırlamış olan bir dolar, ancak bugün ise saatler içerisinde 5.30'lara doğru geri çekilen aldığı, daha doğrusu gerçekleştirmiş olduğu primin de ötesinde bir değer kaybı yaşayan doları veya değer kazanan bir TL'yi görmüş bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar, bu analizimde sizlere ağırlıklı olarak rakamlardan bahsetmeyeceğim. Tabii ki kritik seviyeleri mutlaka dile getireceğim ama üstünde durmak istediğim çok önemli birkaç husus var. Birinci husus arkadaşlar, malumunuz üzere bu Dolar-TL'deki ciddi hareketliliğin başladığı Cuma gününün hemen ardından vermiş olduğum bütün analizlerimde lütfen dikkatli olun ve lütfen kritik seviyeleri muhakkak ve muhakkak surette dikkate alınız şeklinde uyarılarda bulunmaya çalıştım. Tabii ki o günlerde birçok yatırımcı malum 6'ları, 8'leri, 10'ları hatta 12'leri, 15'leri hedefleyecek şekilde yeri geldi çok yüksek seviyelerden alımlar yaptı ve analizlerimin hemen hemen hepsinde şunu vurgulamaya çalıştım. Yeni bir dolar mağduru olmamanız için yeni bir şu seviyeden aldım ama ben aldıktan sonra çok önemli bir gerileme yaşadı. Ne zaman aldığım seviyeye geri döner sorularının cevabını aramak durumunda kalmamanız için sizlere çok önemli uyarılarda bulundum. Ve tekrar tekrar analizlerimde de bu uyarıları yapmış olduğum açıklamalarımın tekraren izlenmesi gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Tabii ki arkadaşlar ben sizleri de çok iyi anlıyorum. Kısa süre içerisinde para kazanmak arzusu içerisinde olan birçok insan var. Veya bir diğer cephede ise 6.80, 6.90 veya 6 seviyesi üzerinde alım yapmış olan ve aylardır beklemekte olan, zarar ziyan içerisinde önemli ızdıraplar yaşamakta olan insanlarımız da var aramızda. Ben asla onları suçlamıyorum. O anki konjüktür, o anki ortam ve o an yaratılmış olan atmosfer gereği bir şekilde mevcut havanın etkisi içerisine girilerek çok sağlıklı düşünceler içerisinde olmadan kulağa hoş gelen söylemlerin etkisiyle bugün alır 3 gün sonra şu seviyeden satar ve iyi paralar kazanırım diye düşünen insanlar oldu. Ama gördüğümüz üzere sevgili arkadaşlar piyasa çok başka bir olay. Yani piyasada öyle enteresan, öyle farklı şeyler oluyor ki artık şuna inanmanız gerekiyor. Eğer piyasanın içindeyseniz bir gün size birisi kırmızı kar yağacak dediği zaman buna da inanmanız gerekiyor. Olmaz, asla mümkün değil. İmkansız dememelisiniz. Şu direnç aşılamaz denilmemeli. Şu destek kırılamaz denilmemeli. Veya burası diptir denilmemeli. Çünkü dibin dibi vardır, zirvenin de zirvesi vardır ifadesi piyasa literatürüne yerleşmiş olan duayen borsacıların çok önemli tecrübelerinden çıkan ara notlardır. Arkadaşlar, malumunuz dolardaki önemli ataklar söz konusu oldu ve bu ataklara bağlı olarak konu Rahip Brunson mevzusuna benzetildi ve bu konuya bağlı olarak da benzer bir kriz yaşanıyor şeklinde yorumlar yapıldı. Sizlere yine bu hafta sonu vermiş olduğum analizimde demiştim ki mesele sadece Golan Tepeleri meselesi değil, mesele TL'nin kırılganlığı ve Türk ekonomisinin zayıflığı. Ve bu kırılganlık ve bu zayıflığa bağlı olarak yurt dışındaki büyük spekülatörler, büyük fonların bu TL'nin ve Türk ekonomisinin zayıflığından istifade etme niyetleriyle belli zamanlarda belli fırsatları değerlendirebilme arzularıdır. Yani vurkaçtır. Yani bir vole vurma çabasıdır. Evet, Merkez Bankası'nın 5 milyar dolar civarında bir ödemesi vardı. Önemli miktarlarda rezervlerinde bir azalış vardı ve bu durum bir bahane gösterilmek suretiyle Türk parası üzerinde bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Yapılmak istenen neydi arkadaşlar? Yabancı şunu düşündü. TL'yi satayım, yani shortlayayım, short pozisyon açayım. Neden? TL'nin değerinin düşeceği senaryosu üzerinde hareket edeyim. Diğer taraftan da dolar konusunda, TL dolar karşılığında long pozisyon alayım şeklinde bir strateji ile yola çıktı. Ve bu konudaki stratejisi
hızlı miktarda yapmış olduğu alımlar sayesinde long pozisyonlar alarak TL'nin değer kaybı doların yükseleceği noktasındaki bir mantık ile bir önemli yükseliş gerçekleştirdi. Ancak bunu yapabilmesi için bol miktarda TL bulması gerekiyordu. Önemli miktarda TL'ye ihtiyacı vardı. Neden? Çünkü bu TL'yi bir şekilde satacak. Önce bulacak, sonra satacak. Ardından da dolar karşısında TL'nin yükseleceği noktasında işlem yapacak. İşte arkadaşlar, swap dediğimiz konu buradan ortaya çıkıyor. Ben sizlere dün aktarmış olduğum Merkez Bankası'nın dolar TL konusunda ve biop konusundaki hamleleri başlığıyla vermiş olduğum analizimde dikkat ederseniz swap'la ilgili olarak açıklamalarımda swap olayının bir değiş tokuş olduğunu ifade etmiştim. Yani bu hususta özellikle Merkez Bankası'nın Türk bankaları üzerinde yapmış olduğu %10'dan %20'ye swap oranlarını çıkarma konusunun haricinde bir başka hususun daha swap'la ilgili önemli olduğunu vurgulamıştım. Bu ise yurt dışındaki swap faizleriyle alakalı olan bir durumdu ve bugün saat 16.15'te aktarmış olduğum analizimde aynen şu ifadeyi kullandım ki bazı arkadaşlarımız bu konuyu da biraz yanlış anlamışlar. Merkez Bankası bu orandaki faizlere dayanamaz ifadesini kullandım. Arkadaşlar, bu orandaki faizler ifademde swap faizleri yurt dışında %100'lere, %200'lere, %300'lere hatta bu gece 500-600'lere kadar çıktığına dair bir takım tevatürler dahi söz konusu. Bu faizleri Merkez Bankası ödemiyor. Merkez Bankası'nın katlanacağı maliyetler çok başka maliyetlerdir. Ben swap konusunun çok teknik ve detaylı bir konu olduğuna vurgu yapmak suretiyle bu hususu bütün ayrıntılarıyla izah edemeyeceğimi bu analizde sizlere ifade etmiştim. Ama bu orandaki swap faizlerinin anlık ve kanayan bir yaraya pansuman niteliğinde anlık çözümler üretebileceğini ama kalıcı bir çözüm niteliğinde olmayacağını, sürdürülebilir olmayacağını ifade etmiştim. Ancak sonuç şu arkadaşlar, Merkez Bankası bu hamlesiyle başarılı oldu. Aslında Merkez Bankası'nın attığı bir hamleymiş gibi görünmüyor belki ama buradaki konu şu. Türkiye'deki bankalar, yurt dışındaki yabancıların bu az önce anlatmış olduğum TL'yi satmak ve dolarda yukarı yönlü pozisyon almak yönündeki işlemlerinde TL'ye ihtiyaçları olacaktı. Bu konuda TL'yi nereden bulacaklar? Tabii ki bol miktarda TL Türkiye'deki bankalarda mevcut. Türkiye'lerdeki bankaların ise Ağustos 2018'de önü kesilmişti. Sen sermayenin sadece ve sadece öz sermayenin %25'i kadarını yurt dışına fonlama amacıyla kullanabilirsin şeklinde bir kaide getirilmişti. İşte bu %25'lik birim, miktar çok az bir oran olması nedeniyle yabancının da ciddi miktarda TL'ye ihtiyacı olması sebebiyle bu durumda Türk bankaları, tabii ki burada Merkez Bankası'nın önemli yönlendirmeleri olduğu kanaatini de taşıyorum, Türk bankalarına şu talimat gitti. Yabancı senden TL talep ederse çok yüksek faiz oranları sunmalısın ki yabancının TL bulma noktasındaki iştahı azalsın, tıkansın, zorlansın ve attığı adımdan vazgeçmek suretiyle elinde doları TL'ye karşı yükselten pozisyonları kapatmak durumunda kalsın. Dikkat ediniz, kapatmak durumunda kalsın, çaresiz durumda kalsın. Evet, Merkez Bankası geri plandaki bir oyuncu konumuyla bu senaryoyu kurdu, Türk bankalarını yönlendirdi, swap faizlerinin çok yüksek seviyelerde oluşması için bir takım yönlendirmelerde bulundu ve yüksek miktarlara ulaşan swap faizleri sayesinde yabancılar doları bir şekilde ellerinde bulunan dolar long pozisyonlarını, Türk lirasına karşı olan dolar long pozisyonlarını kapatmak durumunda, mecburiyetinde kaldılar. İşte değerli dostlar, son birkaç saat içerisinde zaten sabahtan itibaren başlayan bir aşağı eğilim vardı ama son birkaç saat içerisinde çok hızlı olarak yaşanmış olan sert gerilemenin, 5.30'lara kadar devam eden gerilemenin ana sebebi
yabancının elindeki dolar long pozisyonlarını kapatması veyahut da bir başka ifadeyle TL short pozisyonlarını, TL'yi satmak ve değerinin daha da düşeceği noktasındaki beklentilerine çaresiz bir şekilde son verme adımlarıdır. Arkadaşlar, dediğim gibi bugün saat 16.15'te vermiş olduğum yorumunda Merkez Bankası bu duruma dayanamaz. Bu konu sürdürülebilir bir konudan uzak bir mevzudur demiştim. Aynı ifadeyi kullanıyorum. Niçin biliyor musunuz? Değerli dostlar, bu bir çözüm olsaydı şu akla şu soru gelmiyor mu? 4'lerden 4.5'lardan 7.5'lara doğru fırlayan doların Ağustos ayındaki seyrini hatırlayalım. Neden Merkez Bankası veyahut da diğer bankalar bu konuda bir şu an görmüş olduğumuz çözümü uygulamadılar? Niçin doların 7.5'lara kadar çıkmasına müsaade edildi? Madem ki bu bir çözümdü, bu yöntem bir çözümdü, bu çözüm yöntemini niçin kullanamadık? İşte bunların hepsi birer soru işareti konumunda kalıyor. Bir diğer yandan değerli dostlar, Merkez Bankası'nın dün sizlere aktarmış olduğum BIOP analizinde demiştim ki Merkez Bankası Haziran vade itibariyle 65 bin kontrat short pozisyon yaptı. Hem de bir gün içerisinde. Ama diğer vadelerde işlem yapmadı demiştim. Neden arkadaşlar bunun üzerinde durdum? Çünkü Merkez Bankası Haziran vade itibariyle ciddi miktarda ters pozisyonda kalmıştı. Haziran vade 5.92'ler seviyesinde dünkü uzlaşma fiyatıyla kapanış yaparken Merkez Bankası'nın maliyeti ortalama 5.68'ler civarındaydı. Yaklaşık 25 kuruş civarında bir zarar konumu söz konusuydu. Merkez Bankası Viyop'ta atmış olduğu adımlarda artık terste kalma dediğimiz, zarar etme dediğimiz bir konuma girmişti. İşte arkadaşlar, Merkez Bankası atmış olduğu bir takım adımlarla, ki az önce izah etmiş olduğum swap konusuyla ilgili olarak yaptığı bankalarımızı yönlendirme yönündeki adımlar ve diğer taraftan Türkiye içerisindeki bankalarla dövizin değiş tokusu veya takası anlamına gelecek olan swap versiyonuyla döviz ihtiyacını karşılamak ve bankaları da likidite anlamında, TL anlamında rahatlatabilmek adına atmış olduğu adımlar sayesinde dolardaki yükselişi engelleyebilmek adına anlık ve şoklama diyebileceğimiz, adeta şoklama diyebileceğimiz bir tavır içerisinde bulundu. Şimdi arkadaşlar, bu noktada başka bir hususa gelmek istiyorum. Yapılan bu çalışma, yapılan bu adımlar, atılan bu adımlar bize aslında fayda mı sağladı, yoksa farklı yönlerden sıkıntıya sokabilecek olan gelişmeler mi? Değerli dostlar, eğer ki yabancı TL'nin kırılganlığını biliyorsa ve elinde TL'nin aleyhine short pozisyon taşıyor ise ve bunun karşılığı olarak da TL bulmak noktasında zorlanıyor ise, faizler çok çok afaki boyutlara ulaşıyor ise, bu durumda yabancı ne yapacaktır? TL üretmek zorunda kalacaktır. Yabancı TL'yi nasıl üretebilir? Borsadan satış yaparak üretebilir. Zira görüyorsunuz, son 3 gündür ciddi şekilde bir satış baskısına maruz kalan bir borsa endeksine maruz kalmış vaziyetteyiz. Bir şekilde buradan yabancının TL üretmesi lazım. Borsadaki satışlarını ila nihayeti devam ettirmesi mümkün değil. Çünkü bindiği dalı kesmek istemeyecektir. Yüksek miktarlı maliyetli pozisyonları var. Ne yapacaktır arkadaşlar? Elindeki tahvilleri satacaktır. Tahvilleri sattığı zaman ne olacaktır? Tahvil faizleri yükselecektir. Arkadaşlar, tahvil faizleri %18,5-19'lardan %19-20'lere ulaşmış durumda. Aslında son 2-3 gün içerisinde Merkez Bankası zımni olarak, üstü kapalı olarak çaktırmadan, fark ettirmeden bir faiz artırımı da gerçekleştirmiş. Oysa ki biz de bekliyorduk değerli dostlar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapabilme ihtimallerini konuşuyorduk. Ama diyorduk ki Merkez Bankası faizleri artıracak olursa bu durumda zaten faizleri indirecek olursa zaten mevcut faizleri beğenmeyen ve tamamen dolarize olma yönünde eğilim içerisinde bulunan birçok yatırımcı, özellikle hane halkı grubu var ki onlar daha da fazla dolarize olmak durumunda kalabilir. Faiz indirimi bu hususta önemli ve çok ciddi bir sorun yaratabilir. Diğer taraftan hükümet yetkilileri ne diyor? Yılın ikinci yarısında
tek haneli enflasyondan bahsediyor. Siz eğer faizi indirmediğiniz takdirde bu enflasyon tek haneye nasıl inecektir? Hele hele zımni dediğimiz, üstü kapalı dediğimiz bir yöntemde faiz artırımı şu anda yapmış durumdasınız. Bu şartlar altında enflasyonun yılın ikinci yarısında çok düşük seviyelere gelme ihtimali ne kadar mümkündür? Arkadaşlar, özet ve sonuç itibariyle son yaşanmış olan bu gelişmeleri ben şahsi düşüncem olarak şöyle değerlendiriyorum. Merkez Bankası ve hükümet şu mesajı vermek istedi. Dedi ki, siz eğer dolarda, ki Albayrak, Sayın Albayrak seçimden sonra doları çok yüksek seviyelerde görmeyi hedefleyenler aldanırlar ifadesini kullanmıştı biliyorsunuz. Çok affedersiniz. Seçim öncesinde yaşanan bu kur atağına gösterilmiş olan bu çok ciddi ileri tarihlerde çok ciddi maliyetler ödeyebileceğimiz, yabancının kaçması, yabancının Türkiye'ye yatırım yapmaması, Türk parasının değerinin ve de itibarının ciddiyetle düşmüş olması gibi gibi birçok olumsuzlukların yaşanabileceği riskini dahi göze almak kaydıyla böyle bir tablonun oluşmasına müsaade verildi ve sonuç itibariyle seçimler öncesinde hükümetin ve Merkez Bankası'nın işte başarısı budur. 5.80'lere doğru çıkmış, hatta 6'ların, 7'lerin daha yüksek seviyelerin konuşulduğu bir ortamda, yabancının niyetinin böyle olduğunu gördüğümüz bir anda biz şu tedbirlerle doları gördüğünüz gibi şu seviyeye indirdik, TL'nin bu hususta değer kaybına noktayı koyduk. Hatta 5.40'lardan başlayan bir hareketlilik vardı ama biz 5.40'ın da daha aşağısına indirdik şeklinde bir başarı, bir galibiyet veyahut da uygulanmakta olan politikaların ve de stratejilerin ne kadar ciddi ve katı olabileceğini ifade etmek adına bir adım atılmış oldu. Bu adım kötü bir adım mıdır? Hayır, kötü bir adımdır demiyorum. Sonuç itibariyle şu an dolar 5.80'lerden 5.30'lara geri çekildiyse tabii ki ülkem adına olumlu bir şeydir. Ancak benim düşündüğüm konu başka bir şey. Yabancı yarın TL'ye olan ihtiyacını karşılayabilmek bakımından, mevcut pozisyonlarını dengeleyebilmek, elindeki long pozisyonlarını doların yükselebileceği ve TL'nin düşebileceği anlamındaki long pozisyonlarını elinde tutabilmek ve bunları karlı ve kazançlı bir şekilde kapatabilmek adına TL'ye olan ihtiyacını borsadan, tahvillerden veya diğer gayri nakdi varlıklardan satışlar yapmak suretiyle karşılama moduna girerse, bu durum yabancı sermayenin Türkiye'den kaçışı anlamına gelecektir. Kaçmak şurada kalsın, 3 gün sonra da gelmek konusunda 1001 tereddüt yaşayacağı anlamına gelecektir. Peki değerli dostlar, Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmezse sadece ithalat ihracat kanadıyla biz bu kadar müthiş boyutlara ulaşmış olan borçlarımızı hangi parayla ödeyeceğiz? Bu borçların ödenmesi için bizim dolara ihtiyacımız var. Biz bu doları nereden bulacağız? İşte değerli dostlar, şunu ifade etmek istiyorum. Gerçek tablo şudur ki sizlere yapmış olduğum açıklamalarımda ani yükselişlerde de olsa, ani geri çekilmelerde de olsa kritik seviyeleri mutlaka dikkate alınız. Bugün 16-15'te verilen analizde 5.54 seviyesinin kritik bir nokta olduğunu ifade ettim. Bu seviyenin üzerine çıkılıp da kapanış yapılması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, ancak 5.54 üzerine çıkılamadığı takdirde olumsuz bir durumun söz konusu olabileceğini, ardından 5.54 sonrasında 5.57 ve özellikle şuradaki 5.62 seviyesinin çok önemli bir direnç noktası olduğunu teknik seviyeler olarak ifade ettim. Ama gördüğünüz gibi 5.54 üzerine saat 16.15'ten sonra bir atak oldu. 5.56'lar, 5.56.50'ler görüldü zannediyorum. Evet, şurada 5.56.38 seviyesi görülmüş ama ardından swap faizlerinin biraz daha yüksek boyutlara ulaşmasıyla birlikte çok sert satışlar geldi. Yabancı
algoritmik olarak da belki de stop loss yapmak suretiyle bu satışların ve bu seviyelere kadar geri çekilmenin nedeni konumuna gelmiş bulunmakta. Bu Merkez Bankası'nın bir başarısı olarak tabii ki şu anda yansıyacaktır ama yarınlarda bunun hangi tür etkilerinin olabileceğini görmek bizleri görmek durumunda kalacağız. Sevgili arkadaşlar, önemli olan bir durum vardır ki bu grafiğimden ayrılıyorum ve sizlere hafta sonu itibariyle aktarmış olduğum analizimde şurada bir kanal olduğunu ve bu kanalın alt bandının 5.42'ler seviyesinde olduğunu, buranın ana destek konumunda olduğunu ve bu seviyenin üzerinde ise 5.57 seviyesinin kanalın üst band olduğunu, bu seviyenin üzerine çıkılmak ve bu kanalın artık bir destek konumuna gelmesi durumunda önemli bir yükseliş trendinin başlamış olabileceğini ve genel anlamda 7-8 haftadır artık kapanışlar yapıyor olmamız nedeniyle de doların bir yükselen trend içerisinde bulunduğunu ifade etmiştim. Ancak görünen durum şu ki arkadaşlar, bu kanalın üzerine çıktık ve 85'lere kadar ulaştık ama ardından gelen satışlarla 2 gündür biz bu direncin aşağısında kapanışlar yapmaktayız. Eğer ki 5.57 üzerinde 2 veya daha fazla kapanışlar yapabilmiş olsaydık, bu trendin net bir şekilde, bu kanalın net bir şekilde, yükselen kanalın net bir şekilde kırıldığından ve yeni bir kanalın açıldığından bahsedebilecektir. Ama görüyoruz ki bu kanalın içine tekrar girdik ve hatta bu kanalın alt bandının da aşağısına inmiş durumdayız. 5.47. Değerli dostlar, 5.47 seviyesi önemli bir seviyedir ve aciliyetle 5.42 seviyesinin üzerine, şurada görmekte olduğunuz gibi 5.42 seviyesinin üzerine tekrar dönüş yapılması gerekiyor. Eğer ki 5.42 seviyesinin üzerine tekrar dönüş yapabilir isek orta uzun vade anlamında dolar TL'deki olumlu trendin veya yükselen trendin devam etmekte olduğunu düşünebileceğiz. Asla 5.80'lere kadar ulaşan atak sonrasında yaşanmış olan geri çekilmeye rağmen doların bir gerileme trendine, bir düşüş trendi içerisine girdiğini şu an için söylemek mümkün değildir. Ne zaman ki 5.42 seviyesinin aşağısında 2 veya daha fazla kapanış görür isek, bugün birinci kapanışı gördük, yarın da eğer bu kapanışı görürsek bu destek kırılmıştır diyebileceğiz. Nasıl ki bu durum ikinci defa kapanış olmadan 5.42 aşağısında bu desteğin kırıldığını söyleyemiyorsak, şurada olduğu gibi arkadaşlar 5.57 üzerinde de iki defa kapanış yapamadığımız için bu direncin aşıldığını net olarak ifade edemedim sizlere. Sevgili arkadaşlar, bu grafiğimiz ise haftalık bir grafik konumundadır ve haftalık grafiğimiz itibariyle pivot seviyemizin 5.70 olduğunu ifade ettim. 5.55 seviyesinin önemli bir destek, zira 5.54-5.55 seviyesinin önemli bir pivot desteği konumunda olduğunu, bu desteğin kırılması durumunda ise 5.26-5.27 seviyesinin pivot hedefi haline gelebileceğini bu sistem bize hesaplamış durumda. Arkadaşlar, bugün 5.30 seviyesi psikolojik ve önemli bir destek noktamızdı ama bugün özel bir gündü. Niçin özel bir gündü? Çünkü belirttiğim gibi swap faizleri gerçekten normalin çok ama çok ötesine çıktı ve bu ciddi oranlara ulaşmasıyla birlikte TL'ye ihtiyacı olan yabancı panikle işlem yapmak durumunda kaldı. Ama bu panik bu gece 24 itibariyle önemli ölçüde sonlanmış olmalı ki gece 24'te 5.33'ler civarında iken şu anda 5.37'ler seviyesinde birkaç bir saatlik içerisindeki gece 24 ardından henüz saat 1 dahi olmadı 5.38'lere ulaşan bir seyir söz konusu. O halde arkadaşlar 5.90'a 5.85'lere giderken nasıl ki yükselen bir trendin başladığına ve ciddi bir şekilde bu atağın 7'lere 8'lere doğru devam edecek kudrette bir atak olmadığını, bu hususta her ne olursa olsun dikkatli ve temkinli olunması gerektiğini, hızlı ataklar sonrasında mutlaka bir geri çekilme ve bir sindirme aşamasının olabileceğini ifade ettiysem veya bir başka ifadeyle bir gün içerisinde 5.85'lere doğru fırlamış olan bir dolar seyrine çok fazla itimat edilmemesi gerektiğini ifade etmişsem, şu anda da arkadaşlar bir gün içerisinde 5.70'lik 5
77-50 seviyelerinin görüldüğü bu hafta itibariyle konuşuyorum. Bir haftada tekrardan 5-30 seviyelerine doğru bir geri dönüş yaşandıysa bu geri dönüşe de çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini düşünmekteyim. Yani arkadaşlar özetle şunu ifade etmek istiyorum. Seçimlere şurada 2 gün resmi işlem günü olarak kalmış durumda. 3 gün öyle bir sürecimiz kalmış durumda. Cuma gününe kadar düşük, sıkıntılı, sakin bir seyir içerisinde olabiliriz. Buradaki amacın seçim öncesinde doların makul seviyelerde olması ve seçimlerden sonra çok büyük ataklar yapabileceğine dair umutların kırılabilmesinin bir göstergesi, bir fragmanı olarak bugün çok farklı bir senaryo ile karşı karşıya kaldık. Ve birçok insan ve sizlerin içinden de birçok insan dolar konusunda önemli bir umutsuzluğa kapıldı. Zannediyorum ki bir kısmınız satış yapmak durumunda kaldınız, lanet olsun dediniz ama bir diğer yandan da dolar çok ani 5.80'lere fırladı. Seçimlerden sonra böyle bir hareket olmasını bekliyordum. Onun için alım yapmamıştım diyenler içinde mevcut seviyeler dolar adına bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Arkadaşlar bunu sizlere bir öneri olarak sunmuyorum tabii ki. Yatırım danışmanlığı benim haddim değildir ve yasal yetkim içerisinde bulunan bir konuda değildir. Ama ben toplum psikolojisi anlamında söylüyorum. 5.80'lere doğru fırlamış olan dolarda pişmanlık neden almadım ki diye pişmanlık duyanlar bugün geri çekilmeyi bir avantaj kabul etmek suretiyle belki 3-5 gün sonra veya belli bir vade sonunda belli bir tarih sonunda yeniden benzer ve daha yukarı ataklar olabilir düşüncesiyle ki son dönemlerdeki Türk halkının dolarize olma psikolojisini de gündeme getirmek kaydıyla mevcut seviyelerin yeni alım noktaları olarak değerlendirilmek suretiyle bu seviyeye kadar geri çekilmiş olan doların 1-2 gün içerisinde tekrardan yukarı yönlü bir eğilim içerisinde girebileceğini dikkate alabiliriz. Arkadaşlar sizlere şunu ifade etmek istiyorum. Düne kadar dolardaki 5.50'nin üstüne çıkışlar sonrasında 7'ler, 8'ler, 10'lar vesairelere ifade eden uzman arkadaşlarımız, ünlem işaretleriyle ben bu cümlemi, kelimemi bitirmek istiyorum. Bugünden itibaren de sizlere şunları anlatacaklardır birçok kişi, birçok analist. Doların yönü 5 TL'dir. Merkez Bankası gördüğünüz üzere 5.80'den 5.30'a kadar şak diye bu doları indirebildi. Bu doları yarın da 5'e indirir. Öbür günde 4.5'a indirir. Seçimden sonra göreceksiniz 4 olacak, 4.25 olacak gibi bir takım söylemlerle karşı karşıya kalacaksınız. Amaç flash başlıklar atarak çok fazla kişinin dikkatini çekip de fazla insanlar tarafından izlenmek ve gün içinde 3-5 tane yorum yapmak ise burada sorgulamanız gereken şudur. Arkadaşlar bilimsel, ilimsel ve belli ayağı yere basan yorumlar içerisinde ve ülke gerçeklerini, dünya gerçeklerini mutlak surette sizlere anlatan yorumcu arkadaşlara itibar etmenizi rica ediyorum. Falcılık yapanlara, kehanette bulunan insanlara hiçbir şekilde itibar etmeyiniz. Dün dolar 3-5 güne kadar veya seçimden sonra Nisan ayında 7 olacak, Ağustos'ta 9 olacak, şu tarihte 15 olacak gibi gün ve saat tarih belirtmek suretiyle açıklamalarda bulunanlara karşı da lütfen sorgulayıcı bir tavır içerisinde olunuz. Çünkü hiç kimse sizin kazancınızı olumsuz yönde etkilemek noktasında çaba sarf etmemeli ve lütfen sizlere de düşen görev şudur ki sizler de hiçbir şekilde anlık hareketlerin veyahut da anlık gelişmelerin etkisi altında kalmamalısınız ve panik işlem yapmamalısınız. Düşerken de yükselirken de panik işlem yapmamalısınız. Ancak bu kadarını söyleyebiliyorum. Sevgili arkadaşlar, herkese iyi geceler diliyorum. Ancak bunun öncesinde şu anda dolar TL'nin 5.37'ler civarında bir seyir içerisinde olduğunu görmekteyiz. 5.30 seviyesi dolar TL için önemli bir destektir. Burası aynı zamanda psikolojik bir destektir. 5.42 üzerine çıkılamadığı müddetçe 5.30 seviyesine doğru geri çekilmeler olabilir ve hatta 5.27-5.30 aralığı dahi görülebilir. Bu bölgenin görülebilme ihtimali yüksek bir olasılık değildir. Benim daha ziyade yüksek gördüğüm olasılık dolar TL'nin en kısa süre içerisinde belki bugün 5.42 üzerine tekrar yönelmesi ve 5.50 civarlarında seçim sürecine girmemiz
Ama seçimden sonraki süreçte, seçimden sonraki dönemde tekrardan 547, 550 vesaire şeklinde daha önce zikretmiş olduğumuz dirençleri birer birer geçmek ve kademeli bir şekilde yükselişini devam ettirmek eğilimi içerisinde olacağını düşünmekteyim. Efendim saygılar, sevgiler, hoşçakalınız, iyi geceler. Sabah dinleyen arkadaşlarım için de iyi bir gün diliyorum. Panikten uzak, sakin ve şuurlu işlemler yapılması gerektiğini bir kere daha ifade etmek durumundayım. Hoşçakalınız.